Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, sizi sormalı. Tamam, hoş geldiniz. Hayatta sağ olun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Şeref ettiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle, buyurun alalım sizi. Nasıl geçelim başka? Buyurun. Böyle geçelim. Geç sana. Şaman sen de geç şöyle. Reşat, böyle geçelim. Ekip olmak çok önemli. Ya bizde yok o, öyle bir şey yok. Balkanlı kökenlerde öyle bir şey yok. Ona biraz sonra. Evet, ona sonra girelim. Bombardımana girecek. Girecek ki. Karadenizli değil mi? Yok, ilde bunları KHK'ye alsın. AK Parti'nin yaptığı hataları yapmasın. Yok, yok. İstiyoruz ya, biz burada birlik beraberlik için buradayız. Önemli olan o. Başkanım buyurun. Şimdi ilk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Derneğimize. Derneğimizi zaten pandemide bayağı yıprandı. Evet. Bütün şey olarak yıprandı. Camia bütün vatan olarak, millet olarak yıprandı. Evet. 3 ay bir kapalılık sürecinden sonra işte daha yeni açtık. Biliyorsunuz bu tip yerlerde oyun oynamama gibi bir şey olduğu zaman halkımız takılmıyor, durmuyor, gelmiyor, gitmiyor. Çünkü sıkıntı. Adam gelecek, benimle orada çay içecek. Hadi ben emekli bir insanım. İçecek benimle çay orada, nereye kadar içecek? Nereye kadar? Ama oyun oynarsa işte belli bir mesaisini, zamanını harcayacak. Biz okulunla ilgili parasında şeyinde de değil. Orada parası olan olmayan bir sıkıntımız yok. Neyse ilk önce Şaban kardeşimiz benim hem akrabamdır. Bahsetti sizden başkanım. Hem akrabamdır. Selahattin Yeniyol meclis üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi, artı o da akrabamdır. Ay çok iyi. Biri tam orada yalnız. Şevsi Bey biraz sonra gelecek. Diğerleri de meclisten yeni ayrıldılar, işlerine döndüler. Evet. Meclis üyelerimiz. Evet. Ondan sonra arkadaşlarımız Cevat abi olsun. Bizim Rumeli kültürümüzü çok iyi tanıtan, çok değerli. Kardeşimiz, Rüşür kardeşimiz var. Arif abine selam var, köyde kendisi, Trakya'da. Reşat kardeşimiz ona keza. Diğer arkadaşlarımız da Şükrü olsun. Erol, onlarla da akrabayım. Şükrü zaten Şükrü, kendini kendin tanıp ben sana tanıtıyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Şükrü Keskin, Şaban Bey başkanımızı Şaban Kardeşim, çocukluk arkadaşımız. Beraber aynı okulda okuduğumuzdan bir yazım okulunda. Babalarımız, akrabalarımız, sevgili başkanımızın ellerinde bir. Buradaki benden büyük abilerim, hepsi komşularım, akrabalarım, mahalleden arkadaşlarımız. Hepsi Rumeli'ye, Balkanlar köyüyle hemşehrimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Evet. Size hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlhan abi, ben de disiplin kurulu üyesi İlhan Vardar. Seni de hemşehrimizin başkanı köyüyle kalırsın. Evet, memnun oldum. Yani. Afet kardeşimiz oldu, Afet Bey, İlhan Bey. Çok memnun oldum. Dayımın oğlu, akrabayız. Ne güzel, evet. Ben tam aile ortamına geldim. Siz de öylesiniz. Kendinizi aileden biri olarak görüyorsunuz. Ben de burada duruyorum. Çok memnun oldum. Cesur da ablamın oğlu. Ben de ablam var da. Rumeli Cane Köylü'ydü. Mehmet Ali de Rumeli Ali Bey'le köylüydü. Yani biz hep beraber bir akrabayız. Evet, çok güzel. Siz tanıtın kendinizi. Bizden Arzu Eser, Şaban Başkanı'nın arasında sağlık komisyonu yapıyorsunuz. Ayrıca Zeynep Hanım'ın Kızılay Kadın olarak başkan yardımcısı. Çok memnun oldum. İlk ve tek CHP'li olarak Kızılay'dayım, Kızılay'dayım. Şey, memleket görev olarak? Baba tarafı sağlık olsun. Büyüklerim arkadaşlar, şimdi Cumhuriyet Halk Parti'de gençlik yollarından beri siyaset yapıyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi ben biraz Zeytinburnu ile ilgili ya. Bilgi vereyim. Selamettin yanına kız kardeşim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba, merhaba kardeşim. Gel, otur oraya sen. Bilginiz vardır, yoksa ben kısaca geçeceğim. Başkanımız çok iyi olur. Balkan masası kuruldu Faik Öztürk tarafından, genel başkanımız mevzunda. Şemsi'de başkanımız da İstanbul'un sorumlusu, ben de Zeytinburnu sorumlusu. Bizim kadın kollarımızda 4 Rumeli'li, Balkanlı arkadaşımız var. Gençlik kollarında gene 4.
ve 6 yöneticiyiz ana kademede. Selahattin Bey biri, 2 tane daha meclis üyemiz var. 3 de meclis üyemiz var. Biz Rumeli olarak, Balkanlar olarak Zeytinburnu Cumhuriyet Halk Parti'de çok iyi yerlerdeyiz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Dernek Başkanımız Mehmet Ali Bey'le de zaten sürekli siyasi çalışmaları da devam ettiriyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza söz vermek istiyorum. Ben şeyi sormak istiyorum. Başkanım, bu Zeytinburnu, yani derneğimiz ağırlıklı olarak Makedonya tarafı mı oluyor? Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Biz tüm Rumeli Türkleri Derneği dediğimiz zaman Bulgaristan macerları, Yunanistan macerları hepsini açarız. Fakat fakat biz genelde Makedonya, Üsküp ve Kumanova yöresinin köyleri ağırlıklıyız. Genelde ona baktım, evet evet. Makedonya. Evet. Şimdi ben de kendimi tanıtayım. Başka bir teşekkür ediyorum. Şimdi Şaban Bey'in de bahsettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Balkan Masası kuruldu. Genel merkezimizde başkanımız da Faik Başkanımız. Çok değerli çalışmalar yapıyoruz kendisiyle. Balkan kökenli insanların artık kendilerinin daha iyi bir yerde olması adına, hem temsil adına hem de bütün, yani biz Balkanlı olarak Türkiye siyasetinde daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Tabii ki birlik beraberliğimiz olması şart. Onunla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ben dediğim gibi buraya geldiğimde aileye geldiğim gibi geliyorum. Gerçekten bütün Balkanlar değerli benim için. Benim akrabalarımın çoğu da Üsküp'te yaşıyor. Kuzenlerim var. Dayı çocukları, teyze çocukları Üsküp'e gidip geliyoruz. Onlar da bize geliyor. Şeyde bahsetmişken Faik Başkanımın, Canan Başkanımın ve de Cavit Başkanımın selamları var. Cavit Garip, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı. Cavit Bey'i çok iyi tanıyoruz. Evet. Değerli bir insan. Biz birlikte yapıyoruz bu İstanbul Balkan Masası çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Hatta bunu Sarıyer Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Belediye Başkanımız sağ olsun bize gereken desteği verecek. Balkanlarla belediyemiz arasında nasıl çalışmalar yapabiliriz? Onu konuştuk. Ama kapım sonuna kadar açık, önemli olan projeler, getirin projeleri birlikte yapalım dedik. Benim buraya gelme amacım da şimdi biz Balkan Masası çalışmalarını yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası, derneklerimiz çok değerli. Bir de Balkanlarda bizim kardeş belediyelerimiz var. Kardeş belediyelerimizle katarak ortak çalışmalar yapalım. Oradaki iletişimi daha sıcak tutalım. Buradaki gençlerle oradaki gençleri bir araya getirelim. Gençler bir araya gelsin de aileler de bir araya gelsin. Bu çalışmalara çok değer veriyoruz. Bir de şöyle bir çalışma yaptım ben. Cavit Başkanı'na birlikte. Burada eğitim gören Balkanlardan gelen Saraybosna, Sancak bölgesine gelen boştan gençler de bir araya geldi. Toplantımızı yaptık. Çok memnun kaldılar. Onlar kendini çok yalnız hissetmişler ve biz onlara dokunamamışız. Şimdi onlarla birlikte çalışmalar yapacağız. Ayrıca Kosova'dan gelen gençler var. İnanın sayılar o kadar çok ki. Edirne'de olsun, İstanbul'da, Konya'da, Tekirdağ'da bu gençler hep var. Dedikleri gibi mutlu oldular. Hatta Kosova kendi dernekleri var. Çok güzel dernek kurmuşlar ve alt üst ilişkilerine çok önem veriyorlar. Güzel çalışmalar yapıyor bu gençler. Ve bu gençler Balkanlara döndükleri zaman oranın milletvekilleri, belediye başkanları, kamuda çok önemli yerlere gelecek bu gençler. Yani bizim burada onlarla çok daha yakın çalışmalar, ilişkiler içinde olmamız gerekiyor. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Benim adım Şemsi'de Yener. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bir Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Balkan Masası sorumlusuyum. Burada derneğimizi ziyarete geldik. Ben Mehmet Başkanıma burada bizi misafir ettiği için yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurumuna ve başkanımıza bu dönemde başarılar diliyorum. Birlikte de ortak projeler yapacağız. Güzel çalışmalar yapacağız. Ona inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir de bize, yani bu buluşmamıza vesile olan ben Şaban Bey'e de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Büyük katkıları var. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de mahallemize, Zeytinburnu Derneği'ne geldiğiniz için size çok tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ama bunu saymıyoruz. Bu bir yolu öğrendiniz, derneğimizi öğrendiniz. Burada her zaman sizi bekler. Sevgili başkanımız, sevgili içeri yönetmenimiz ve bizler de Balkan Cumhuriyeti ailesi olarak sizi her zaman karşılayabiliriz.
Yine bekliyorum. Bir başlangıç, daha sonra biraz olacağız. Yine bekliyorum.